AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkay, Mersin'de polis evine düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Başkan Alkay, Türkiye'nin terörün bitirilmesi adına ciddi bir aşama kat ettiğini belirterek, sadece ülke içinde değil yurt dışında da terörist unsurların yok edilmesi adına insanüstü bir çaba ortaya konulduğunu kaydetti. Tabii ülkemiz özellikle son dönemde hem alanda hem de terörün toptan gerçekten gündemden düşmesi anlamında ciddi bir mesafe kat etti. Şu anda artık İçişleri Bakanımız da açıkladı. Çok şükür memleketimiz temizlendi, temizleniyor. Ve sadece ülke sınırları içerisinde değil, ülke sınırları dışında da Suriye ve Irak başta olmak üzere terörist unsurların imha edilmesi, yok edilmesi için gerçekten güvenlik kuvvetlerimiz insanüstü bir çaba gösteriyorlar. Başkan Alkay, şehit olan polis memuru Sedat Gezer, Allah'tan rahmet dilerken saldırının toplumu germek için yapıldığının altını çizdi. Tabii bu huzur ortamından rahatsız olanlar, toplumun refahından, esenliğinden rahatsız olan güçler de var. Bunlar da işte dün gece maalesef polis evine bir saldırı girişimi oldu. Bir polisimiz şehit oldu, bir polisimiz yaralı. Ve tabii Sayın İçişleri Bakanımız da açıkladı. Saldırının yapılış şekline baktığınız zaman da sadece toplumu germek, huzuru bozmak ve ses getirmek bunun üzerine yapılıyor. Fakat Türkiye Cumhuriyeti Devleti gerçekten bu konuda tecrübeli bir devlet. Hükümetimiz görevinin başında, İçişleri Bakanımız görevinin başında. Bunun altyapısını hazırlayan, buna destek olan, bunu planlayan hepsi adalet içerisinde mutlaka hesabını vereceklerdir. Ben bu vesileyle şehit olan polisimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine başsağlığı diliyorum ve bütün milletimizin başı sağ olsun diyorum.